Evet, teker teker gelin. Anlat. Adım Uğur. 1995 yılının soğuk, buz gibi bir Ağustos ayında dünyaya gelmişim. Ağzımda bir tane köprü, bir tane implant operasyonu var. Küçük bir koku yapıyor. Onun dışında arkadaşlarım iletişim hakkında çok fazla ileri olduğumu düşünürler. İnsan iletişiminde kendime çok güvenirim. Arkadaşlarımla yarışırım. Ancak bu iletişimin fazla ileri gittiğinde de kendimi kontrol ve saha olaylarının dışarısında bulunmaktan dolayı ve bundan dolayı ceza aldığımda hak mahrumiyetinin 70'li yılların İstanbul'u benim için bağlayamadım ben burayı. Ne iş yapıyorsun sen? Devrik öğrenciyim. O ne demek lan? Dekanla atıştım. Ya o ya ben dedim. Müsaadesini istedim. Kapıdan dışarı çıktım. Çektim kapıyı. Kapının kolu elimde kalmış. Yere attım. Ben dönene kadar sakın buradan kıpırdama ulan metal dedim. Kes lan! Sonra ne oldu? Dekan gitmedi. Peki sonuç olarak ne iş yapıyorsun? Ev işlerinde anneme yardım ediyorum. Kafam sıkıştı. Alo. Ya bırak seni. Ya in aşağı gerizekalı. Ver bizimi bana. Asıl sen bırak. Yırtacaksın şimdi. Ama yırtılır mı yırtılmaz kulaklığı. Anne bırak şunu bak. Ben de asacağım diyorum. Ne yapıyorsunuz ya? Utanıyorum sizden. Burada kalmaya da mecburum. Cam silmek, yer silmek istiyorum. Duvar silmek, halı silmek istiyorum. Çok mutsuzum. Babaannem bile benden daha mutlu. Abuk sabuk işler yapacağına git kendine iş bul. Utanıyorum senden. Sorry. İlk çekimim. Böyle iyi miyim? Sırtını duvara yasla. Olmaz. Şey çünkü benim öyle gıdım çıkıyor. Dediğimi yap. Don't. Hiç içime sinmedi ama neyse. Evet. Beste çakmak taş. Ne iş yapıyorsun? Sizce de belli olmuyor mu? Ya Mahmut Bey. Benim size kesim için verdiğim şeylerle bunlar aynı şeyler mi? Hayır biz sizinle başta böyle konuşmadık. Ben bu dükkanın vizyonunu ileriye taşıyacaktım. Siz benim kariyerimi geriletmeyecektiniz. Şöyle yapayım da. Ya Beste. Beste. Hayalperest küçük tatlı kız seni. Senin çizdiğin modelleri kalıpçıya verdim. Vallahi verdim. Ya yemin ederim verdim ya. Ya. Ama adam... Kızıma giydirmeyeceğim bir şeyin kalıbını çıkaramam dedi. Saygı duydum. Bu elindekiler düz, beyaz, güzel, aharı yok, koharı yok. Bunları şey yap işte, devam et buradan ya. Sen çok kafanı karıştırma yani. Hay zaten bunlar kebap kokuyor burada. Yavrum kebap kokmasaydı daha mı iyiydi ya? Allah Allah. Vizyonsuzluktan ölemem ama burada bu kebap kokusundan öleceğim ben şimdi. Yani? Yani şöyle Mahmut abicim. Şok. Ünlü modacı Beste bu işleriyle ilişiğini kesiyor. Az sonra. Canım, numarayı ters tutuyorsun sen. Çok pardon, çok affedersiniz. Komiserim, inşallah müebbet yemeyiz.
Ne mezunsun sen? Muhasebe. Ama yani normalde ne iş yaparsın diye sormanız gerekmiyor muydu? Ne iş yapıyorsun sen? İşsizler ordusundayım ben. Nefer pozisyonunda. Yani komiserim, Allah'a şükür bazı denemelerimiz oldu. Olmadı değil. Oldu da en son olmadı yani. Caner'cim. Patron. Kutuya ne yapıyorsun yavrum? Bu organize ediyordum da patron. Yerini. Biz burada eşantiyon dağıtıyoruz, biliyorsun değil mi? Ya ben de tam olarak bu yüzden buradayım zaten patron. Ben buradan kameradan izliyorum. Sen hep kolilerin içindesin, dışındasın. Neden yavrum? Patron. Malı tanımak değilim zor. Kardeşim, ben malımı tanırım. Sen şu ceplerindekileri bir çıkar bakalım. Çıkar çıkar. Hangi cepler? Çıkar lan. Benim değil. Benimle alakası yok. Caner, sen beni mi sıvazlıyorsun? Nasıl patron? Sen beni sikmeye mi çalışıyorsun lan? Tövbe tövbe patron. Ne diyorsun sen? Çıkar şu ceplerindekileri. Çıkar çıkar. İyi ürün. Hepsini çıkar Caner. Oha! Onu nasıl soktun lan oraya? Numarayı göster. İnsanların numaralandırılmasından pek haz etmem yalnız. Dın. Öyle mi canım? İsmin? Girerken TC'lerimizi verdik ya Memur Hanım. Oradan her şey çıkıyordur diye düşünüyorum. Cart. Nerede olduğunu unutmadan konuş. Siz de bir vatandaşla konuştuğunuzu unutmadan konuşun. Lütfen. Ne işle meşgulsün? Hiçbir işle meşgul değilim. İşçi işveren olayına karşıyım. Tak. Ne bu böyle efekt yapıyorsun her şeyin sonuna? Tarz. Tamam kes hadi, numarayı göster. Döndür. Peki neden kızılderili kostümü? Bir kızılderili sözü der ki, su gibi olmalıyız. Her şeyden aşağıda ama kayadan da kuvvetli. Gidiyorum. Bunlar babadan oğula nesil herhalde. Çık. Muhasebeci. Sen yine ters tutuyorsun yavrum. Çok affedersiniz. Ne istediniz lan Şevket Çoruk'tan? Ekmek parası. Hayatımızın bu aşamasında diplomalı, işsiz, beş parasız, mutsuz ve umutsuz bir durumdayız. Gerçi benim henüz diplomam olmasa da arkadaşlarımdan farklı bir gelecek ummuyorum. Kendimize acilen bir çıkış yolu bulmalıyız. Bize kimisi Z kuşağı diyor, kimisi Y kuşağı. Ama bizim ipimizle kuşağımız birbirini tutmuyor. Ne kuşağıyız biz de bilmiyoruz. Ne kuşağı. Nasıl bir hayat ya? Ha? Bu nasıl hayat? Ya biz o kadar okuduk ettik. Biz bunu mu hak ediyoruz? Bunu mu hak ediyoruz biz? Ben annemle babam Ayvalık'a taşınınca dedim ben bir rahatlarım, bir üstümden bir yük kalkar dedim ama olmuyor. Olmuyor. Oğlum bu ülke bize gülmüyor ya. Kabuğumuzu kırmamız lazım. Bizim dünyayı görmemiz lazım.
Bizim dünyaya açılmak hakkımız değil mi lan? Hakkımız. Sen, ben, o, biz böyle eylemsiz eylemsiz oturursak bu ülke nasıl ileri gidecek lan? Bu konuşma bir alkış hak ediyor be. Helal olsun be. Helal olsun. Çünkü Silivri yanlış anlaşılan bir ilçemizdir. Herkes Tekirdağ'ın ilçesi sanır ama İstanbul'un güzide yatırım semtlerinden bir tanesidir. Avukatlar yakın olalım diye oralara konuşlanırlar. Kupon arazileriyle meşhurdur. Herkes böyle bilir ama asıl önemli olan köftecileri efsanedir. Silivri soğuk da diyorlar ama. Ay siz gerçekten çok gerizekalısınız ya. Hülya haklı. Ben de sıkıldım artık. Hayallerim nefes alamıyor. Boğuluyorum. Ulan senelerin promosyon ürünü gibi kapış kapış gitti be. Ulan aslında eşantiyon işini de seviyorum ha. Bana bedava mal ver. Caner. Arkadaşlar. Bakın sorun bu ülkede değil. Sorun bizde. Biz sorunlarımızı hep dışarıda arıyoruz ama önce kendimize bakmamız lazım. Lan cart yaptık, dığını yaptık, cürt yaptık, tık yaptık ama tak, ama tak. Bir tak yapamadık lan, bir tak yapamadık. Sen ne yapıyorsun bu ülke için? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Bir bok yaptığınız yok. Ne yapacağız lan biz? Bu ülkenin sorunlarını biz mi çözeceğiz? Çözemiyoruz. O zaman sipir olup gidelim lan buradan. Bravo Hülya. İşte benim kızım. Burada değildim alkış. Bana uyar abi. Bana köfte olsun ben her yerde yaşarım. Siz az önce Silivri'yi beğenmediniz ama Adapazarı olur, İnegöl olur, Boğma olur, İzmir olur. Ama hiçbirisi benim anamın köftesinin yerini tutmaz kardeş. Kardo, neden anne? Ulan Spiral, annem benim için değerli, hayırdır? Oğlum madem değerli niye ortaya atıyorsun kadını sürekli? Don't! Anayı bacıyı karıştırmıyoruz artık. Ama fikri sevdim. Gidelim gidelim de. Nereye gideceğiz Hülya? Berlin. Bak Almanya çok güzel. Hem Almanlar disiplinli, tam benlik. Dur bakayım bir dakika, bir saniye burada olacak diyor. Nereye koydum ben, montla da gelmedim ki. Dur bakayım. Hah, burada burada. Al canım, al Hülya'cığım. Al yavrum. Bak Berlin. Ya Euro olmuş 9.02. Biz neyin tat havasındayız? Yok be oğlum be, 8.70'e düştü, rahat ol. Bak adam başı biner euro biriktirsek olur bu iş. Tamam tamam, ben kafada yaptım hesabı ya. Bak bir ay bize yeter o para zaten, tamam mı? İş buluyoruz, sonra bir de ev tuttuk mu? Vatandaşlık falan. Bitti gitti, tamam. Bana uyar. Yani Berlin her renkten insan demek. Renkli renkli kıyafetler de demek. Çok cool. Tamamım ben, varım. Ya garson olacağım ya taksici. İnsan gibi yaşayacağım lan artık. Ya danke schön. Bitte schön. Sehr gut. Wunderbar. Bazı şeyler bize bağlıdır. Fakat bazı şeyler de bize bağlı değildir. Bazı şeyler deyince aklıma annem geldi çocuklar. Kim bilir benim gidişime ne kadar üzülecek. Ya anne, bu ülkede bazı şeyler biliyorsun artık biraz zor. Biz de bizim çocuklarla konuştuk, karar verdik. Biz Almanya'ya gidiyoruz. Allah'ım! Yarabbim şükürler olsun! Ay evlat paşam! Evladım benim! Hemen git! Dakika durma çocuğum, hemen! Hemen git! Evlat paşam! Yarabbim sana şükürler olsun! Evet arkadaşlar, asıl meselemiz para. Bakın, biz kaç kişiyiz? 4. Adam başı 1000 eurodan eşittir 4000 euro. O da oynak kurdan eşittir 30-40 bin TL. Peki bizim 4 kişinin 30-40 bin TL'si var mı? Yok. Cevap yok. Çözüm nedir? Soru işareti, soru işareti. Çözüm bir. Bedenlerimizi işleteceğiz. 3.
elimizdeki bedenler. Bir, benim bedenim. İki, bu antifrizin bedeni. Vallahi bana uyar. Ben Arda Murum'u çatlatmayı göze almışım. Çüş! Döviz bürosu soyalım. Gençler kalk, 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 kalk. Döviz bürosu soymak kisvesi altında. Yaşadığı toprakları terk etmeye teşebbüs. Dış mihraklara beyin göçü. Yaşadığı yeri sevmeyerek nankörlük etme. Ve kendinizden sonra gelecek nesillere kötü örnek olma suçlarından tutuklusunuz. Al bunları. Al bunu. Kalk. Bir dakika abi, kalk. Bir dakika ya. Emin siz al. Devam et, kalk. Yürü. Gördünüz, daha aileme geçmeden yakalanırız. Su gibi olmalıyız. Her şeyden aşağıda ama kayadan da kuvvetli. Bir Kızılderili sözü der ki, YouTuber olalım. Düşün. Takip ettiklerini aklına getir. Kim Kardashian? Geç. Kardeşi güzel, geç. Öbür kardeşi sevmedim, geç. Boyu ne kadar? 33. Sen düşünme. Arkadaşlar, ben bu kadar güzel para kazanıldığını başka hiçbir işte görmedim. Hülya haklı. YouTuber fikrini beğendiğimi beyan ediyorum. Var ya, Damla Bilic'in jipine Sancaktepe'de 10 tane daire alırsın. Ulan ben götümle pelikan yakalasam o parayı kazanamam ha. Sen götün ve YouTube arasında nasıl bir bağlantı kurdun, bir anlatır mısın? Kim Kardashian mısın sen? O göt var mı sende? Yok. Ha. Doğru. Ne yapıyorsun? Susuyorsun. Var mı itirazı olan? Yansın. Fikir benim olsa daha güzel olurdu ama itirazım yok komşu kızı. İpimle kuşağım YouTuber olacağım. Kabul edilmiştir. Vatana, millete hayırlı olsun. Fuck it out. Fuck, fuck, fuck it out. Buyurun salla bakayım. İndik koştum. Hüseyin Bolt. Aldım vitaminimi, içtim. Hop, kan verdim. Ne çıktı? Doping. Ah, işi bıraktım. Koştur koştur gittim, kendime bir butik açtım. Ne yapıyorum şimdi? At malzemeleri satıyorum. Nedir mesela at malzemesi? İki tane heykel. Arkadaşlar, bu işin ortası yok. Ya siyah olacak içeriğimiz, ya beyaz. Ya soğuk olacak, ya sıcak. Hülya haklı. Sürekli Hülya haklı deyip durma Beste. Bilirsin, yalakalığı hiç sevmem. Hülya haksız. Allah Allah, ne haksız olacağım be. Haklıyım tabii ki. Yapılmamışı yapmak lazım. Oho, her şey yapıldı komşu kızı. Amerika çoktan keşfedildi. Ya benim babaannem dans videosu çekip TikTok'a yüklüyor. Ne diyorsunuz siz? Siz nerelerdesiniz? Annem bitti, şimdi babaannem mi başladı kardeşim? Ulan varis çorabı, babaannem benim için değerli, ne yapacağız? Lan oğlum, değerliyse niye ortaya atıp duruyorsun kadını? Susun! Mevzumuza dönelim. Arkadaşlar, öyle bir video çekmemiz lazım ki herkes skip at demeden videoyu sonuna kadar izlesin. O yüzden düşünmemiz lazım. Lütfen ağızlar kapansın, akıllar çalışsın. 3, 2, 1, tıp! Skip at değil, skip at. Tıp! Şimdi desem yanlış anlarsınız ama soyunup sokaklarda cır cıplak koşsak olmaz mı komşu kızı? Beyinsiz beyinsiz hareketler yapma Caner. Ya senin nasıl bir bilinçaltın var ya? YouTube diyoruz, götüm diyorsun. Video diyoruz, çırılçıplak koşmaktan bahsediyorsun. Lan sen neler izliyorsun ki YouTube'da? Muhtelif belgeseller. Premium üyeyim de ben. Yani çiftleşmeyle ilgili çok güzel belgeseller oluyor orada. Anladık, abazasın. Evet arkadaşlar, tek bir uzvumuza odaklanmamız gerekiyor. O da kafamız.
Çok affedersiniz ama biz ne düşünüyorduk? Bende her şey çorba oldu ya. Konuşma lan Ezo gelin. Buldum. Saçlarımı renkten renge boyarım, makyaj yaparım, al sana video. Yapıldı geç. Gider marketlerden eşantiyon ürünler toplarım. Zengin tostu, fakir tostu yaparım. Bizim gibi ezilmiş kitleleri yanımıza çekeriz. Küçük Emrah kafası. Geç. Enes Batur yaptı. Çok sığ düşünüyoruz, çok. Eğitim sistemini ve aile yapısını yargılardım ama şu an hiç sırası değil. Kızıyorsun Hülya ama haklısın. Haklıyım tabii. Niye haklıyım abi? Çünkü ben araştırıyorum. Ben kimleri takip ediyorum Twitter'da? Ha? Kimleri takip ediyorum? Yerli Haluk Levent'i takip ediyorum. Şevket Çoruk'u takip ediyorum. Neden ben bu insanları takip ediyorum? Çünkü ben bu insanların duruşlarını beğeniyorum. Fikirlerini beğeniyorum. Anlıyor musunuz? Lan! Komiser Mesut! Komiser Mesut, Rıza Baba, Akıllı Köpek Kont. Ne alaka kanka? Bütün Türkiye'nin saygı duyduğu adam Şevket Çoruk. Adamın kavuğu var lan, kavuğu var adam. Şimdi diyorum ki şöyle bir röportaj yapsak, bunu çeksek, sonra bir fırlamalıklar yapsak. Bir düşünsenize lan, bir hayal etsenize, çok iyi olmaz mı? Ha ben duydum, çok babacan bir adammış. Yani ben böyle tatlış tatlış gidip halledebilirim. Şevket Bey merhabalar. Yeni internet sitemiz için sizinle kısacık bir röportaj yapabilir miyiz? Hangi site? Oha sesini aynı yaptın oğlum. Neyse bertaraf. Yani yeni bir oluşum. Çok detaya girmeyeyim ben hemen soruya geçeyim. Neden tiyatro? Soru mu bu? Olmaz kızım olmaz öyle şey. Adam mahalle adamı jargonunu bileceksin. Nasıl konuşacağını bileceksin. Bak izle şimdi. Şevket baba oley, Şevket baba oley, Şevket baba oley. Abim selamünaleyküm ya. Ne yaptınız ya? Kaç sene oldu bu arka sokaklar? Manyak mısın kardeşim? Doğru. Şebekliğin lüzumu yok. Hani vizyonsuz vizyonsuz hareketler. Suratına bile bakmaz senin. Vallahi biz de hayal kurmayı beceremiyoruz. Para nasıl kazanacağız hiç bilmiyorum yani. Tamam bırak bırak, ben de. Şevket abi, selamünaleyküm abi. Abi bir fotoğraf çekinebilir miyiz be? Gel. Abi şey, benim telefon bozuk da abi. Şöyle yapsak abi. Sen çeksen hani Instagram'a atıp beni etiket... Nasıl bir insansın lan sen? Affedersiniz, sizden YouTuber değil bir cacık olmaz abi. O iş öyle olmaz. İş başa düştü. Yargı dağıtmaktan başka çarem kalmadı. Hülya'nın yaylım ateşine hazır ol Komiser Mesut. Şevket Çoruk. Sen kimsin? Biz kuytu mahallelerde yıpranmış üniversite diplomalarıyla işsiz işsiz dolaşan bir grup arkadaşız. Diğer arkadaşların nerede? Ötelenmiş, unutulmuş, iş tecrübesi olmadığı için iş verilmeyen ama lafa gelince bu ülkenin geleceği olan gençler. Abi biz bir çıkış yolu arıyorduk. Fare gibi böyle küçücük bir delik arıyorduk kaçmak için. Aklımıza sen geldin. Allah Allah. Herkesin sevdiği Komiser Mesut dedik. Kavuklu, babacan Şevket abi dedik. Kızmaz dedik. Anlar bizi dedik. Hayaller kurduk seninle ilgili. Neden tiyatro dedik? Soru mu bu kardeşim dedim. Tezahüratlarla yanına geldik. Manyak mısın kardeşim dedim. Anlamayı bırak. Bir dövmediğin kaldı be. Bunları ben mi yaptım? Bu mu senin insanlığın? Bu mu senin babacanlığın?
Komiser Mesut dedik, bağrımıza bastık. İçinden taş kalple çıktı be. Hariçten tirat atmak yasak. Bir senedir kapalıyız. Tak. Bu mu abi cevap? Yalnız paçottiler, bu videoyu kanalımıza yüklemeden önce kanala bir isim bulmamız lazım. Madem bir iş yapacağız, adam akıllı yapalım kardeşim. Ne koyalım Uğurcuğum? Sen söyle anne. Bir düşünelim. Dört yapraklı yonca. Yok ebe gümleci. Tamam. Kimisi bize şimdi Z kuşağı diyor, kimisi de bize Y kuşağı diyor ya. Ben ikisine de karşıyım. Popülist kategorilendirmeleri kabul etmiyorum. Ama ne kuşağıyız biz de bilmiyoruz ki. Buldum. Ne kuşağı. Bak şimdi, bir şey söyleyeyim mi size? Şimdi gidin bir ajansa sorun, tamam mı? Bize bir isim lazım diyeyim, sizi büyük koparırlar. 1000 lira kesin alırlar. O yüzden büyük avantajlıyız şu anda. Kolay gelsin gençler. Lan! Siber suçlardan sevgilerle müsaade var mı acaba? Tabii komutanım, müsaade sizin. Şu an rek odumun kapısında bir tane kilit taktırın. Ben yapmadım zaten, bu yaptı. Kes lan! Arkadaş satmak bedava mı sizde? Ha bedava mı lan, bedava mı? Pardon, siz kime bakmıştınız? Özellikle size bakmıştık. Çektiğiniz video yayından kaldırıldı arkadaşlar. Ama olamaz ya. Şimdi Şevket abimiz... Komiser Mesut rolüyle bizim gerçekten gönüllerimizde taht kurdu. Bizde yeri çok özeldir. O yüzden ona yapılan yanlış bize yapılmıştır. Aşağıda çok güzel bir ekip otomuz var. Geniş, klimalı. Siz önden buyurun, karakola geçelim. Peki şey, yani eğer ailelerimize haber verecekseniz hiç gelmeyelim. Tabii aynen öyle yapacağız tam olarak. Yalnız şu an siz bir insanlık suçu işliyorsunuz. Beni de tanımıyorsunuz. Ben buradan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar giderim. Yaparım bunu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Strasbourg'da. Fransa Strasbourg. Senin de Schengen'in varmış gibi durmuyorsun. O yüzden biz önce bir merkeze geçelim. Ben ondan sonra seni yollarım insan haklarına falan. Hadi al bunları. Hadi al bunu. Amiralim, çok özür dilerim. Yanlış anlaşılmalara mal vermek istemem ama siz şey yapmayın yani, ekibi de yormayın, çavuş da yerinde kalsın. Biz kendimiz çıkarız. Çıktı çık lan! Aferin oğlum! Çık hadi çık! Yürü ulan müebbet, yürü! Adamın yakını duruyorsun! Hadi. Hayır! Bırakın, dokunmayın! Yüklediğiniz video internetten kaldırıldı. Cep telefonlarınızdan da silindi. Siz dua edin Şevket Bey sizden şikayetçi olmadı. Bu size ders olsun. Gidin düzgün bir iş bulun, çalışın. Doğru. Oğlum manyak mı? İşimiz olsa bizim burada ne işimiz var? Evladım! Konuşmalarınız duyuluyor burada. Garnizonum böyle sessiz konuşunca da geliyor mu? Evet, hepsi duyuluyor burada. Kesin artık saçmalamayı. Gözüm üstünüzde. Hareketlerinize dikkat edin. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Aferin oğlum. Sağ ol. Senin içinde. Sağ ol. Adur 3-4.
garnizonum. Oo garnizonum. Oo garnizonum. Lan. Garnizonum hayırdır? Arkadan çıkarıp önden mi alıyorsunuz? Al bunları. Al bunları. Al 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 al. Tamam. Gel, gel, gel lan buraya. Gel, şaka yaptım. Gel, gel. Dur oğlum. Şimdi biz de aslında Şule ablanla birlikte YouTuber olmak istiyorduk. Sonra bizi siber suçlara işe aldılar bir anda. O yüzden arada kaynadı. O yüzden bundan sonra böyle illegal olmayan, telife düşmeyen falan bir şeyler olursa bize bir alo çakın. Biz de dahil olalım yani. Akıllı kızsın. İllegale düşme, tehlife girme. Claim falan atarlar maazallah. Hani onun dışında zaten Atilla abiniz ve ben Şule ablanız yanınızdayız. Şimdi ne oldu en son? Biz devlet için mi çalışmaya başladık? Çok affedersiniz ama Allah çarpsın ben hiçbir bok anlamadım.